Prosedür gibi uyguladı Galatasaray. Normal prosedürü prosedür tabii. her Tabii. şeyi uyguladı ama Fenerbahçe prosedürü uygulamadı. Şimdi benim bu konuda bazı söyleyeceklerim var ama sırayla Adnan Hocam yine senden başlayalım. Bugünkü Süper Kupa finaliyle ilgili Galatasaray cephesinden konuşacak çok bir şey yok yine. Hani biz isteriz ki şimdi bazen yayınlarda yorumlar geliyor, yorumlar atılıyor. İşte siz yanlış konuşuyorsunuz, siz şöyle Taraf konuşuyorsunuz, mısınız? taraf mısınız falan deniliyor. Ama inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Aynı şeyler Galatasaray camiası içinde olsa Galatasaray camiası içinde söylerim. Söyleriz de. Hepimiz söyleriz burada yani. Ama Galatasaray camiası ile ilgili son dönemlerde söylenecek pek bir şey yok. Yani adamlar camia olarak gereken her şeyi, bütün prosedürü uyguluyor. Fakat Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe camiası özellikle başkan nezdinde inanılmaz derecede akla hayale gelmeyecek, akla hayale sığmayacak yöntemler, şekiller, garip garip kararlar ve kararların arkasında duramamalar. Yani bunların neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ligden çekileceğizle başladılar. Sonra bugün basın açıklamasında gazeteci soruyor, gazeteciyi fırçalıyor. Ligden çekilmeyle ilgili soru sorunca. Bak. Taraftar da sahada dedi de kameralar şöyle çekilsin yine cevap Evet. vereyim diyor ya. Evet. Kendi taraftarını tehdit ediyor adam ya. Bugün Urfa'ya yapmış olduğu saygısızlık. Bugün ses tonumu biraz düşüreceğim. Çok yüksekten Tüm konuşmayacağım yani. Bugün sakin ama bilinçli, daha böyle bilerek konuşmak istiyorum. Taraftar Fenerbahçe taraftarına, Urfalı Fenerbahçe taraftarlarına, spor severlere, futbol severlere. Ha. futbol severlere, Tabii, sadece Fenerbahçe değil. esnaf da şimdi yani orada adam diyor ki bir işte a diyor Galatasaray diyor işte Fenerbahçe maçı olacak diyor, biraz hareket olsun bilmem ne olsun falan istiyor. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimizde artı bir de ya şu gencecik U19 takımı bugün maç yaptı ve kendi tabelasında da şu anda lider. Getiriyorsun o takımı, gencecik çocukları sahaya sürüyorsun. O kadar yoruluyorlar bilmem ne ve o çocuklar yani sizin kendi amaçlarınıza ve emellerinize bu çocukları alet ediyorsunuz. Bunların aileleri var. Belki ailelerin içinde hani ben bu biraz bir tık daha ötede olacak ama bunu tasvip etmeyenler olacaktır. Mutlaka vardır yani. Hani hepsi aynı düşünecek diye bir şey yok yani. Hani Tabii bunu canım. şimdi başkanın her dediğini yapmak zorundalar diye bir şey yok yani. Ha belki çocuklar evet hani o kulübe hizmet ettikleri için, o kulüpten ekmek yedikleri için evet ama belki ailelerinden istemeyenler olacak. Evet Ya bu Barış çok Hocam, bu arada bir bilgi vereyim. Kupayı Galatasaray Urfa Stadında şu an alacak. hemen Şu alıyor an mu hocam? evet alıyor hocam. Şu an seremoniye geliyorlar. Büyük bir ihtimalle alacaklar herhalde. Tam bilemiyorum ama öyle bir Evet durum hocam. sanki sezdim gibi. Evet. Yani şeyi beklemeyecekler değil mi? Bu Yani PFDK'yı, tam işte emin değilim. kararları falan Emin değilim bunları ama sanki öyle herhalde. bir şey belirttiler gibi. Yani tam belli de değil yani. Tam net Hocam istemiyorum. Evet. çok iyi yaparlar. Hemen hop anında bunu Tabii gündemden canım, işi düşürsünler. bitireceksin ya. Ne İşi bitir. sürünceme de bırakıyorsun tabii. Hiç uğraşma. Hiç uğraşmayacaksın abi. Aynen öyle. Bu konuyu uzatmanın veya tekrardan bir daha gündeme getirmenin hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Çok doğru bir karar olur düşüncesindeyim. Evet, ben ne diyordum? Gençler diyordum. Benim öncelikle bugün üzülerek izlediğim Fenerbahçe U19 genç takımı bunu hak etmedi. Ve bence bugün bir sürü gerekçeler sayıyor ama bana göre Fenerbahçe futbol takımının A futbol yani
As takımının bugün sahaya çıkmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi şampiyonluğa giderken ve ve UEFA'daki konferans kupası değil mi hocam? Düzeltin, artık o bile aklımda kalmadı. Konferans. Konferans kupası. Yani bugün burada alınacak herhangi bir mağlubiyette takımın motivasyonunun ve moralinin düşeceğini ve diğer maçlara, kulvarlara konsantre olamayacağını düşündüklerinden dolayı biraz da bugün maça çıkmak istemediler. Ama şu gencecik çocuklara gerçekten Hocam, ben acıyorum. Yani Galatasaray üzüldüm yani daha doğrusu. ha. Galatasaray Evet. Avrupa kupalarında eserken, finaller oynarken Fenerbahçe maçlarını hiçbir zaman Fenerbahçe erteletmedi. Evet. Hep karşı çıktı. Evet. Biz yani o günleri biliyoruz, yani herkes biliyor. Biliyoruz hocam. Ha, Biliyoruz. Z kuşağı bilmiyor ama biz biliyoruz bunları. o konferans kupası falan bahane. Ali Koç'un hep başka derdi. Galatasaray şu anda Bankalar Birliği'nden çıkacak. Bak, Çıkacak. Kemerburgaz yapıldı, bitmek üzere. Florya'da büyük bir proje var. Çok büyük gelir getirecek proje var. Galatasaray bu sene de şampiyon olursa, artık Şampiyonlar Ligi falan derken arayı açacağını biliyor Ali Koç. Ali Koç'un yani sıkıntısı, patırdamasının en büyük sebebi bu. Yani bunlar da işte, ben nasıl böyle ortalığı karıştırırım, ne yaparım, odur, budur. Federasyon Kulüpler Birliği Başkanı'na istifa etti, geri döndü. Niye dönüyorsun kardeşim? Ha, bugün U19 takımını herkes dedi ki niye çıktı? U19'da sahaya çıkmasaydı Fenerbahçe, tüm yönetim spordan men ediliyordu. Men Hiçbir daha edilecekti. yönetim yapamazdı. Tabii öyle, ondan Evet. kuralları var yani. Evet. Evet hocam. Ondan dolayı onlar biliyor, onlar hukukla incelemişler hep yani. Onların Tabii. prosedürlerini biliyorlar. Onun Hocam. için sıkıntısı, Galatasaray arayı açacak korkusu var. Olay bu yani. Bir de Mutlu Hocam sana da geleceğim. Çok kısa bunu da bir Evet. tamamlayayım istiyorum. Bir de İsmail Kartal 3 günlük sağlık raporu aldı. Evet, çok Şimdi rahatsız. ben buradan soruyorum. Şimdi ben buradan bütün herkese soracağım. Bütün Fenerbahçeli, Galatasaraylısı, işte beş kim varsa. İsmail Kartal çok mu rahatsız da herhangi bir ciddi bir şekilde hastalığı mı var da 3 gün sağlık raporu aldı bir. İkincisi, hangi yemini edip de İsmail Kartal'a 3 günlük sağlık raporu Raporunu veren. veren doktor bu yeminle, hangi yeminle, yani hangi yemini ettin yani sen? Hani Hipokrat bunlar yemini. Hipokrat yeminleri vardır. Hangi Hipokrat yeminini ettin de sen Rapor verdi. rapor verdin? Ve ben buradan bu doktorun gerçekten incelemeye alınıp hangi şartlarda ne şekilde rapor verdiğinin araştırılmasını istiyorum. Ya arkadaş, her önüne gelen Türkiye'de bu şekilde usulsüzlükler yaparsa nereden düzelecek bu memleket ya? Bu ülke, bu memleket nasıl düzelecek ya? Ya Ya spora şimdi sahtekarlık bulaştı. Spora sahtekarlık sahtekarlık. bulaştı. Üç kağıtçılık. Ha. Ondan sonra adalet diyorsun. Stadın ortasına adalet yazıyorsun. Ondan Ha. sonra dürüstlük yazıyorsun. İşte Sahte bilmem rapor ne alıyorsun da. şey yapıyorsun. Kalkıyorsun, sahte rapor alıyorsun. Ya kardeşim, bak bugün basın açıklaması yaptın. Ali Koç, başkan, sana sesleniyorum. Bugün sakinim. Sakin kalmak istiyorum daha doğrusu. Yine her önüne gelene saldırdın. Bak yine her önüne gelene saldırdın. Yayıncı kuruluş dedin, orada saldırdın. Bak. Yayıncı kuruluş dedin, saldırdın. Ondan sonra Türkiye'deki iddia mafyası ve baronları dedin. Bak böyle bir söylemle çıktın karşısına. Bütün herkes, bütün basın, bütün Türkiye'nin karşısına bu iddia ile çıktın. Bunu açıklamak zorundasın. Ortaya atıp da geri çekilemezsin. Bu kaosun gerekçesi, bu söyleminin gerekçesi, kaynağı nedir? Bunu açıklamak zorundasın. Sen açıklamıyorsan
Ülkenin savcıları seni çağırıp bu konu hakkında senden bilgi almak zorunda. Yani söylediğin şeyler az, öz, hani söyleyeyim gitsin şeyler değil yani. Ya yenir yutulur değil ya. Yani iddian çok büyük ve inanılmaz derecede toplumu ve ülkeyi ya gündemi Gerdi. değiştirecek, gerecek şeyler yani. Değiştirecek şeyler yani. Bütün iddialarının açıklaman lazım, söylemen lazım. Bizi şampiyon yapmak istemiyorlar diyorsun. Kim seni şampiyon yapmak Ya istemiyor? kim Bunu söyle kardeşim? kimse Söyle. bunu söyle. Söyle ki ülkenin savcıları, hakimleri, artık ilgili kurumları, bunlar da harekete geçsinler. Aziz Başkan da soruyor ya Ali Koç'a. Kim istemiyor seni? İsim ver diyor. Evet. Evet. İsim ver kardeşim. Seni kim istemiyor? Mutlu hocam, sen ne diyorsun? Yani ne düşünüyorsun hocam bu konularda? Genel şeyin nedir? Düşüncen nedir? Yani şimdi Ali Koç'un bu sene yani yönetime geldiği yıldan bu yana yani başarısızlığını bu son sene olarak kapatmaya çalışmasının bir şeyi neticesi olarak görüyorum. Yani bu sene onunla ilgili ne var ne yok elindeki bütün kozları oynamaya çalışıyor. Yani bu sene ağlayarak veya başka türlü işte şampiyon oldum olamazsam zaten yönetimi bırakacağım diyor. Gerçi bugün son yapmış olduğu açıklamada sözde yönetimdeki arkadaşları tekrar aday olma konusunda düşünmelerini istemiş. Tekrar aday olması durumu söz konusu. Tekrar aday olacak. Evet yani çünkü bu sene şampiyon olamayacağını artık kafasına bastı yani. Anlaşıldı yani. Herhalde bu sene şampiyon olamayacağını anladı ki seneye daha güçlü bir kadroyla, seneye daha bir yeni bir kadroyla işte veya yeni bir federasyonla şampiyon olmanın hesapları içerisindeki tekrar aday olmayı herhalde düşünüyor. Bu gidişte aday olacak anladığım kadarıyla yani. Böyle bir durum söz konusu. Seneye başarılı olur mu? Olursa? Ya o muamma. O muamma Yıprandı, yani. yıprandı. O da federasyon Şu an başkanı gibi o da hocam, yıprandı. Ha. şu an tek Aile, rakibi ailesi, Galatasaray var. ailesi. Seneye Beşiktaş olacak, Trabzon olacak, Galatasaray olacak. Yani seneye daha fazla rakibi olacak yani. Hocam ailesi istemiyor.